30 dakikaya hoş geldiniz. Ekonomi gündeminde öne çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Önce haber başlıkları. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, dördüncü çeyrekte beklentilere paralel büyüdü. Çin'in gayri safi yurt içi hasılası 2019'da önceki yıla göre %6.1 büyüdü. Piyasa beklentisi %6.2 büyüme yönündeydi. Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku Kasım'da geçen yılın sonuna kıyasla %1 artarak 114.6 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu %3.3 azalışla 21.7 milyar dolar oldu. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise %1.6 artışla 86.5 milyar dolara yükseldi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD Türkiye'deki yatırımlarına geçen yıl olduğu gibi bu yılda devam edeceğini açıkladı. Banka açıklamasında zorlu bir yıl olmasına rağmen 2019'da Türkiye'de 35 projeye toplam 1 milyar euro yatırım yapıldığı hatırlatıldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ekonomik büyümeyle birlikte yatırım miktarının daha da artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası Güvernörler Kurulu için Judy Shelton ve Christopher Waller'ı aday gösterecek. Senato tarafından onaylanması halinde Shelton ve Waller yönetime katılabilecek. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı süreci de başladı. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği 2 azil maddesi Senato'ya resmen teslim edildi. Amerikan Senatosu'nda görülecek azil davasının resmi protokollerin tamamlanmasının ardından gelecek salı günü başlaması bekleniyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet, Perşembe günü önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Şirketin piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları geçerek teknoloji ve internet şirketlerinin Wall Street'in hakim devleri olduğunu kanıtladı. Evet, 30 dakikayı ikiye böleceğiz ama neresinden böleceğimize henüz karar vermedik. Daha doğrusu yapacağımız konuşmaya bağlı. Bugün itibariyle Türkiye'de beyaz eşya ve otomotiv sektöründe çalışan 130 bin işçi için grev kararı alınmış durumda. İşveren kesiminin görüşlerini de ilerleyen dakikalarda ya da günlerde ekrana getireceğiz ama işçi sendikasının taleplerini ve grev kararıyla ilgili bazı başlıkları ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Telefon hattımızda Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavrak var. Pevrul Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi biraz grevin çerçevesiyle ilgili birkaç bilgi, yani rakamsal bilgiyi paylaşmanızı istiyorum. Kaç işçi, kaç fabrika, kaç üretim yeri, ne kadarlık bir artış planlıyorsunuz, ya daha doğrusu talepleriniz ve işverenin karşı taleplerinin ne olduğunu, nerede uzlaşma yakalanabileceğini tahmin ediyorsunuz ya da uzlaşma yakalanamayacağı kanaatinde misiniz? Şimdi Ali Bey, öncelikle şunu söyleyeyim, ifade etmek isterim ki biz bu toplu sözleşme sürecine başladığımızda da çalışanlarımıza 2 anket uyguladık. Bir tanesinde hizmet satın aldık ve bu hizmet satın aldık anket yaptırdığımız arkadaşlarımız 10.000'in üzerinde profesyonel şirketten aldık. Evet. Kendimiz bir anket yaptık ve bu yaptığımız anketler neticesinde çıkan rakamları 700 temsilci arkadaşımızdan Ankara'ya çağırarak biz taslak hazırladık. Taslağımızda da bir iyileştirme, yani çekme, ortalama ücretin altında olan arkadaşlarımıza 225 lira bir çekmek istedik. Ücretlerimize %20 ilk 6 ay için bir zam istedik. Sosyal haklarda da %30-60 arasında bir zam istedik. Bununla ilgili de 5 görüşme gerçekleştirdik. Bu 5 görüşmede 44 maddede anlaştık. 64 maddede ve 2 yönetmenlikte maalesef anlaşma sağlayamadık. Evet. Bunun sonucunda da arabulucuya gittik. Yani işveren bize ilk anda enflasyon, yani 6.05'i verdi. Evet. Anlaşamadık. Masadan kalktık, arabulucuya gittik. Arabulucu bizi 2 defa bir araya getirdi. Fakat bir mesafe alamadık maalesef. Sonra işverenin çağrısı üzerine tekrar yine bir araya geldik. Bu sefer mevcut teklifini güncelledi. %8 olarak verdi. Fakat %8 de yani bizde böyle çok fazla bir şey fark etmedi. Yani sadece yüzdeleri konuşuyoruz ama esas bizim masada 3 yıllık teklif var. Evet. Esnek çalışma var, güvencesiz çalışma var, ikramiyelerde kıstalya mesası var, sosyal sigortalarla ilgili izinlerle var, denkleştirme var. Yani aslında bu maddeleri halletmiş olsak, masadan bunları çekmiş olsalar, sadece ücret olsa, şimdi bu şekilde görüş 6-8 oldu. 8 belki yarın bir gün 9 olacak. Yani bu maddeleri bir masadan kalkması lazım. Yani bir uzlaşma arıyorlarsa önce bu maddeleri ortadan kaldırmaları lazım. Yani şimdi bizim 7 tane maddemiz var. İyileştirme maddelerimiz var. Evet. Daha onlar hiç konuşulmadı bile. Yani herkes ücrete kilitlendi. 6 verdi, 8 verdi. Yani biz bu süreci hızlandırmak için grev kararı aldık. Yani bakın, yani bu şekilde gitmez. Ne olacaksa bir an önce alsın. Grev kararını aldık. Eğer mesafe alacaksak, eğer gerçekten samimiyseniz, bu toplu sözleşmeyi bitirmek istiyorsanız biz buradayız. Ama bu şekilde yani 3 günde 5 günde bir görüşmeyle bu çalışan arkadaşlarımızın da gerçekten moralini, motivasyonunu bozuyor. O yüzden grev kararını aldık. Bundan sonraki süreçte bizim 60 günlük bir süremiz var. Bu 60 günlük sürede işveren istediği zaman lockout kararını ilan eder. Biz de grev uygulama kararını ilan ederiz. Yani biz işvereni masaya uzlaşmak için, bu işi biraz daha hızlandırmak için grev kararımızı aldık. Eğer burada da mesafe alamayacaksak bundan sonraki süreçte yasanın bize çizdiği çerçeve neyse onu harekete geçireceğiz. Peki. Peki size ve işveren kesimine bir uzlaşı temenni ediyoruz buradan. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. 60 gün içinde her şeyin rengi ve şartı değişebilir. Şimdi çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Şu an itibariyle Türkiye'de önemli bir sektörü konuşacağız. Türkiye seramik sektöründe Avrupa'da 3. sırada, İspanya ve İtalya'nın hemen arkasından. İhracatta da aynı durumdayız. Sektörün pek çok problemleri var. Sektörün yeni pazarlara ulaşabilmesi için enerji maliyetleri başta olmak üzere pek çok maliyetin aşağı çekmesi gerekiyor. Hem bir yılı değerlendireceğiz, hem sektöre bir bakış açısı getireceğiz, hem Avrupa'daki kürsüdeki 3. yerimizin acaba 2. ya da 1. değiştirilebilmesi ihtimali var mı diye soracağız. Elbette şampiyonluk kürsüsünde görmek isteriz bu sektörü. Stüdyomuzda Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu TÜGİK Başkanı Erkan Güral var. Hoş geldiniz Erkan Bey. Hoş bulduk Ali Bey. Sektörünüzü tarif etmeye çalıştım. Bu tür sektörleri ben ekranda tarif ederken, konuşurken genellikle heyecan duyuyorum. Çünkü hakikaten Türkiye Avrupa'da böyle ilk 5'in içine giriyorsa herhangi bir sektörde, o sektörlerin daha fazla böyle nazar boncuğu takılmış gibi gözetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada hem bize hem size, yani işverenlere ya da girişimcilere, hem de kamuya, devlete çok büyük işler düşüyor. Evet. Önce biraz enflasyonla girelim istiyorum. Enflasyon verileri geldi ve siz nasıl bakıyorsunuz? Sektör nasıl karşılıyor? Enflasyonun düşüş trendine girdiğini düşünüyor musunuz? Yani evet, devam edeceğini düşünüyor musunuz? Yoksa önümüzde hala çok zorlu ve çetin bir yol olduğu kanaatinde misiniz? Öncelikle tabii bu enflasyonun dün itibariyle 75 baz puanlık geri çekilmesi, önceki 4 toplantıda alınan faiz indirimleriyle birlikte baktığınızda %24'lerden %11-25'e gelmesi yüzlerimizi güldürüyor. Niye? Yeni yatırımların hayat bulmasının önünün açılması, piyasadaki likidite miktarının artırılması ve ticaretin daha da artırılmasına katkı sağlayacağı olması açısından. Ben bu anlamda 5 toplantıda 5 faiz indirim gerçekleştiren Sayın Başkanımıza, Merkez Bankası Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum ve tabii ki kendi kuruluna. Faizlerin arttığı dönemlerde ne oldu? Tabii artan maliyetler demek, evet, anlamına geldi bu. Dolayısıyla yatırımlar durdu ya da çok yavaşladı. Yatırımın durması istihdamın durması demek. Yatırımın durması katma değerin yavaşlaması ya da durması anlamına geliyor. Bu anlamda baktığınızda faizlerin düşürülmesi, piyasadaki hareketliliğin sağlanması, istihdam için yeni sanayi kuruluşlarının faaliyete geçecek olması, yeni iş yerlerinin açılacak olması anlamında son derece önemli. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da ısrarla üzerinde durduğu bu faiz oranları inmeli demesinin temelinde de yatan gerçek budur ve bu gerçekte hepimiz şu anda karşılaştık. Piyasalarda canlanmaya, harekete ve yeni yatırımların önünü açacak en önemli unsurun ortadan kalkması, engel olarak konuşmak istiyorum onu. Yüksek faizin ortadan kalkmasıyla birlikte inanıyorum artık 2020, bir sonraki toplantıda ne olur, Merkez Bankası'nın toplantısını bilmiyorum ama belki tekrar indirirler. Yüksek faiz hepimize zararlar getiriyor. Bir kere bunu hepimiz biliyoruz. Enflasyon yükseliyor. Şu anda az önce sormuş olduğunuz sorunun cevabı enflasyon gerilemeye devam eder mi? Bu politika devam ettiği sürece o da devam eder. Özetle bu sıkıntılı argüman olan yüksek faizden kurtulmakla birlikte ekonomimizin daha canlandığı, daha hareket bulduğu, istihdamın ve refahın daha arttığı sürecin önü otomatik olarak açılmış oldu. Bugün itibariyle negatif reel faiz veren ülkeler kervanına katıldık biz de. Şimdi Türkiye ekonomisini biraz değerlendirmek istiyorum. Genel değerlendirme. Sonra seramik sektörünü konuşacağız. Orada çok umut verici bir tablo olduğunu biliyorum ama daha umut verici hale gelebilmesi için neler yapılması gerektiğini de ayrıca konuşacağız. Geçen yılı Türkiye ekonomisi olarak nasıl geçirdik? Bu yılı nasıl geçirebiliriz? Geçen yılın parametrelerine bakarak, yani enflasyon dahil, büyüme dahil olmak üzere, işsizlik ya da istihdam dahil olmak üzere bütün parametrelere bakarak 2020'yi nasıl gördüğünüzü, önce bir geçen yılı. Evet, geçen yıl 2018'in ikinci yarısından daha iyiydi. Çünkü moraller yerine gelmeye başladı. 2018'in ikinci yarısındaki o müthiş yükselişler, özellikle döviz kurundaki faizlerdeki yükselişler vesaire hem sanayiciyi hem tüccarı bir ne oluyoruz noktasında durdurdu. Fakat daha sonraki süreçte artık her şey stabil olmaya başladığını görmemizle birlikte daha böyle bir güçlenip, kuvvetlenip, o cesareti alıp tekrar yatırımların başladığını görmeye başladık. Ama yeterli mi? Hayır değildi. Yine bir takım gelen 2018'den gelen sorunların veya yaraların tamir edilmesi gerekiyordu. Beklentilerimiz tabii ki daha iyi olması yönündeydi. Fakat o yaşamış olduğumuz sorunlu, sıkıntılı sürecin yansımaları maalesef 2019'da devam etti. İç pazarda genelde sektörlerde %30-%40 arasında bir daralma oldu. Bunun da belki şöyle bir faydası oldu. Çareyi hepimiz ihracatta aradık. Evet. Türk seramik sektörü başta olmak üzere, Kütahya Seramik olarak biz dahil olmak üzere elimizde çanta diğer diğer gezdik, dünyayı dolaştık ve ihracatımızı arttırdık. Belki bu sürecin de ihracatın artması yönünde bizlere böyle bir katkısı oldu. Kolay oldu mu? Hayır, olmadı ama önümüzde daha gidecek bizim ihracatta çok yolumuz var. Bu da işin memnuniyet verici yönlerinden bir tanesi. Seramik sektörünün dinçliği ve son yıllarda yapmış olduğu teknolojik yatırımlarla, özellikle az önce ifade edilen İtalya ve İspanya ile eş noktalara gelmesi, aynı benzer ürünleri üretebiliyor olmamız bize bu konuda güç kuvvet verdi. Bizim bir eksiğimiz var ülke olarak. Made in Türkiye. Türkiye demiyoruz artık, evet değil mi? Made in Türkiye algısının artırılması yönünde. Biz bu algıyı hangi sektörümüz olursa olsun, tekstilden seramiğe, mobilyaya kadar artırmamız bizim Avrupa'daki rakiplerimizle olan rekabetimizde ülkemize getireceğimiz gelirin birim fiyat olarak artmasına sebebiyet verecektir. Sanıyorum bizim şu anda en fazla ihtiyacımız olan konulardan bir tanesi de Made in Türkiye algısının artırılması. Şimdi Avrupa'da üçüncüyüz ve ihracat rakamlarını konuşacağız sizinle. Bir de tabii bu sektör %99'a yakın yerli girdi kullanabilme başarısını göstermiş bir sektör. O bakımdan çok önemli. Hani mesela otomotiv sektöründe olduğu gibi %60 ithal girdiğiyle, tekstilde olduğu gibi %65 ithal girdiğiyle iş yapmış olsanız belki bu aynı heyecanı duymayabiliriz konuşurken. Ama bu sektör gerçekten bir defa sıfıra yakın bir ithal girdiğiyle üretim yaptığı için çok büyümesi durumunda Türkiye ekonomisinin geleceği bakımdan önemli bir sektör haline gelebilir diye düşünüyorum. Acaba İspanya ve İtalya ile olan aramızdaki rekabeti nasıl götüreceğiz ya da şu anda geldiğimiz nokta ne durumda? Ali Bey, şimdi seramik sektörü millilik ve yerlilik oranında ifade ettiğiniz üzere %90'ın üzerinde. Biz bu ihracatları gerçekleştirirken ki 2018 rakamı 2019 verileri henüz gelmedi. 1.3 milyar dolar Türk seramik sektörünün. Beklenen, gerçekleştiği düşünülen rakamlar geldiğinde hep beraber göreceğiz. 2019 senesi içinde 1.6 milyar dolar civarında. Ve bu gerçekleşirken %90'ın üzerinde bir yerlilik ve millilikle biz bunu gerçekleştiriyoruz sektör olarak. Evet. Son derece önemli. 30 civarında fabrika var. 30 binden fazla direkt istihdam var. Yüz binlerce tedarikçilerimizle birlikte ve ailelerin saydığınızda belki milyon kişilere ulaşan bir sektörün direkt faydalanan kişileri var. Dolayısıyla son derece önemli. Yapmış olduğumuz bu ihracattaki başarı olarak görmemiz herhalde doğrudur. Çünkü Avrupa'da ilk 3'e girmek gerçekten İtalya ve İspanya'nın arkasından bu başarıyı yakalamak da yılların getirdiği emek ve çabalarla ancak mümkün oldu. Bunu geliştirmemiz mümkün mü? Evet, mümkün. İkinciliğe oynayabilir miyiz? Oynayabiliriz. Yeni yatırımların yapılması lazım. Fakat Türkiye'nin son 10-15 sene içerisinde yaşamış olduğu bu süreçteki yavaşlamış hızımıza rağmen biz bu noktadayız. Bir de düşünün, bu noktalar olmasaydı, daha fazla yatırım yapmış olsaydık ikincilik değil belki birinciliği biz almış olurduk. Umutlu muyum? Umutluyum. Yapar mıyız? Biz bunu da yaparız. Yapmamamız için bizim Türk girişimcisinin ve müteşebbisinin önünde hiçbir zorluk duramaz. Biz ne zorluklardan geçtik, buralara geldik. Bundan sonra da bunu başarıyla gerçekleştiririz. Şimdi birincilik kürsüsüne gidebilmemiz için bir de biliyorsunuz bu tür durumlarda ülkeler birbirleriyle tarife dışı engeller yoluyla rekabet ediyorlar. İşte Amerika ile Çin arasındaki hikaye tamamen bunun üzerine kurulu. Tarife dışı engellerle diğer ülkenin üretimini mümkün olduğu kadar baskılamak ya da üretimini geriletmek hedefleniyor. Acaba dış pazarlarda buna dair şeyler görüyor musunuz? Ne tür engellerle karşılaşıyorsunuz? Sadece 1 ve 2 numaralı rakiplerimiz değil, onun dışında bizim arkamızdan gelen Avrupalı rakipler için de söylüyorum. Keza Çinliler için de. Bizim şu anda Türkiye'den ulaşmak istediğimiz, ulaşamadığımız hiçbir ülke yok. Kütahya Seramik olarak biz dün gelmeden önce rakamlara baktım. 79 ülkeye ihracat gerçekleştirmişiz. Müthiş. Sektöre baktığınızda bu, inanıyorum, 150 ülkeye ulaşılmıştır Türkiye'deki tüm seramikçiler açısından baktığımızda. Dolayısıyla tabii bunu sadece Avrupa olarak bakmamak lazım. Arkamızdan bir Hindistan geliyor ve çok ciddi yatırımlarla geliyor ve çok da kendilerini iyi geliştirdiler. Orada biraz rekabet konusunda sorunlarımız oluyor. Çünkü Hindistan'ı geçiyorum, İtalya ve İspanya'daki enerji girdileri Türkiye'den daha düşük olduğu için özellikle biz İspanya ile rekabet etmekte çok zorlanıyoruz. Avrupa Birliği ülkesi baktığınızda maliyetlerin daha yüksek olması beklenir. Biz gerçekten belirli pazarlarda, özellikle onlar çok güçlüler, Türkiye olarak rekabet etmekte çok zorlanıyoruz. Biraz orada belki korunmaya demeyeyim ama rekabet gücümüzü artırılması yönünde. Ne olmasını istiyorsunuz mesela? Yani enerji maliyetleri değil mi? Diğer maliyetleri nasıl olsa bir şekilde ayarlarız diyorsunuz ama enerji maliyetlerinin düşürülmesi konusunda ne teklif ediyorsunuz? Hiçbir şey teklif etmedik. Yani bu benim sadece kişisel düşüncem. Şu anda sorduğunuz için düşünüyorum. Anladım. Hemen bu 5 saniye içerisinde aklıma ilk gelen, ihracattan hep bahsediyoruz. En azından ihracatta bizim bu ülkelerle daha rekabetçi olabilmemiz için enerji girdilerimizde ihracata düşen kısımda birazcık destek yapılabilir mi, sağlanabilir mi bilmiyorum. Sağlanırsa, bizim elimize o kozlar, o güç, o kuvvet verilirse biz o kumu taş haline getirir. En güzel şekilde attığımız yerde izimizi bırakacak şekilde o gücümüzü Türk sanayisi olarak, Türk seramikçileri olarak gösteririz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Şimdi arkada dönen görüntülerden bir tanesi bir fuarda görmüştüm. Ben onu bizatihi gözlerimle gördüm. Yani çıplak gözle gördüm. O bakımdan çok etkileyici. Şimdi seramikte hedef şu: en büyük ebatlı ve en ince kalıbı dökmek ve bunu da en iyi ve sağlam yapabilmek. Şu anda mesela bildiğim kadarıyla 4,5'a 4,5 ebadında bir şeyi döküyoruz diye biliyorum. Yani bir demonstrasyon ürünü müydü, yoksa gerçek anlamda kullanım içinde yapılabiliyor mu acaba? Yok, gerçek anlamda kullanımda olan ürünler bunlar. Türkiye'de bunun öncülüğünü memnuniyetle söylemek isterim ki Kütahya Seramik olarak biz yaptık. Türkiye'de şu anda hayat bulan, üretilen en büyük ebatlı, ki 120'ye 1.2 metreye 2.4 metre, yani karşınıza aldığınızda sizden daha büyük olan. İşte birazdan gelecek tekrar. Evet, ürünleri üretmeye başladık. Çok, evet. Çok zor bir süreçti bizim için. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Yatırım maliyeti çok yüksek, üretim son derece zor. Türkiye'de henüz hiç kimse ürünü tanımıyor, bilmiyor. Ustalar nasıl döşendiği konusunda bir fikre sahip değil. Taşıması nasıl yapılacak o bile böyle kocaman soru işaretlerini oluşturuyordu. Ama çok şükür başardık. Ve bu ürün grubumuz bizim şu anda Türkiye'den, Kütahya'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracat gerçekleştiriliyor. Bu alanda hani böyle eşsiz, unik, benzersiz bir üretim olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Yoksa hayır, başka ülkelerde de yapıyorlar ama... Başka ülkelerde tabii ki var. Evet. Türkiye'de ilk ve tek üreten biziz. Ve bu anlamda da Türkiye'den bu seramiğin doğduğu topraklar olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatını gerçekleştiren yine ilk ve tek seramik markası olmamda haklı gururu ben ve çalışma arkadaşlarıma ait. Bunu ben aslında Kütahya Seramik'in başarısı olarak değil, Türk sanayisinin ve Türk seramik sektörünün bir başarısı olarak görüyorum. Bu ürünler İtalya'da var, İspanya'da var. Hindistan, az önce söylediğim, onlar da yapmaya başladılar. Tabii bu pazarın içerisinde rekabetçi olmamız, olabilmemiz lazım. Rekabet de ancak inovatif ürünlerle ve katma değerli ürünlerle oluyor. Değilse siz herkesin yaptığı ürünü üretirseniz, herkesin gittiği yoldan giderseniz bir katma değer yaratmanız maalesef söz konusu olmayacak. Kim ne üretiyorsa ondan 5 kuruş daha ucuza satmanız halinde ancak başarılı olacaksınız. Ama ne iş yaparsanız yapın, hangi sektör olursa olsun farklı ürün tüketiciye sunar, farklı ürünü tanıştırırsanız tüketici zaten bunu tercih ediyor ve etmeye de devam edecektir. O yüzden şirketlerimizin kendilerini yenilemeleri, geliştirmeleri, inovatif ürünlere, farklı ürün gruplarına yönelmeleri lazım ki bizim de şu anda yapmaya çalıştığımız tamamen o. Hem Türk seramik sektörünün başarısı hem Kütahya Seramik olarak başarının temelinde bu inovatif yatırımlara vermiş olduğumuz önemi gösteren bir başarının sonucudur zaten bu Türkiye'nin üçüncülüğü. Evet. Şimdi sizin sektörünüz tabii şöyle düşünelim. Dünya zenginleştikçe artan ve büyüyen bir ivmeye sahip olabiliyor. Evet. Neden? İşte kişi başına geliri $6.000 ve üzeri olan ülkelerde daha fazla kullanılıyor. Ve gelir düzeyi arttıkça da kullanım artıyor. Çünkü sonuçta lüks bir üründen bahsediyoruz. Yani bununla değil de bunu normal taşla, granitle ya da benzeri doğal taşlarla ikame edebilirler. Ama işin içine seramik belli bir zenginleşmeden sonra giriyor. Evet. Şimdi dünyada da zenginleşme akımı işte Çin'in öncülük ettiği bir lokomotif güçle ortaya çıkıyor. Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşı bittiği takdirde dünya yeniden daha hızlı büyüme potasına doğru girebilir. Acaba global büyümede nasıl bir şey görüyorsunuz? Yani hem sektörünüz açısından hem de global büyümeyi tahmin açısından. Şimdi 2 gün önce yanlış bilmiyorsam Çin Devlet Başkan Yardımcısıyla Sayın Trump arasında bir yeni anlaşma imzalandı. Bence en önemli adımdı. Evet. 200 milyar dolarlık Amerika'nın ithalatını... ihracatını öngören bir anlaşmaydı. Amerika'nın Çin'e 200 milyar dolarlık ürün satabilmesini öngören bir anlaşma bu. Bu ilk adım. Onun arkasından diğer adımlar da mutlaka gelecektir. Bu bir kere dünya ticaretinin moral içerisinde hayat bulması anlamında son derece önemli bir adım. Evet. Çünkü iki dev, bir tarafta Çin Halk Cumhuriyeti, bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bunların kendi içerisindeki sorunlar, problemler Avrupa başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinin ticaretine maalesef olumsuz olarak yansıyordu. Evet. Ben dün sabah bu haberi altyazı olarak izlediğimde, okuduğumda ben Türkiye'den bir Türk sanayicisi olarak memnuniyet duydum. Amerika ile Çin arasındaki bu anlaşmadan dolayı. Evet. Doğal taşa geldiğimizde şimdi artık şöyle bir noktaya geldik. Az önce inovatif yatırımlardan ve teknolojiden bahsetmiştim. Teknolojik yatırımlarla seramik sektörü Türkiye'de içinde olmak üzere öyle bir noktaya geldi ki doğada bulunan her ürünün birebir aynısını yapabilir noktadayız. Gelişen teknoloji bize şunu sağladı. Doğada ne varsa yani ahşaptan metale her şeyi birebir kopyalayabilme şansımız. Doğal taş, traverten, mermer. Kopyalamak demeyelim. O ürünleri alıyoruz, yüksek çözünürlükte bilgisayarlarda tarıyoruz ve dijital baskı makineleriyle bu büyük ebatlı karoların üzerine aynısını alıyoruz. Evet. Doğal taştan bazı ürünlerde %50 değil, oran olarak vereyim, 1/10, diğeri 10 euroysa bu 1 euro. Tabii maliyette. Daha hafif binalara statik ağırlık vermiyor. Kolay uygulanıyor. Taşıması daha kolay. Herhangi bir sorun, sıkıntı olduğunda aynı ürünü alıp tekrar yerine herhangi bir seleksiyon ayırt etmek ihtiyacı olmaksızın döşeyebiliyorsunuz. Tabii doğal taş sektöründeki dostlarımız bundan biraz rahatsız ve bizi... Ama artık rekabet işi doğru doğasında var. Evet, evet. Bu doğa içerisinde biz de bundan sonraki süreçte de ülkemizi temsil etmek adına en iyisini yapmak üzere gayretlerimize devam edeceğiz. Evet. Bu arada kapanırken tabii şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi 2020 senesine başladık. Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu çatısında 500 farklı sektör ve meslekten arkadaşlarım var. Onlarla sürekli iletişim halinde. Onlara soruyorum siz ne görüyorsunuz diye. 2020'den hepimizin çok umutlu ve ümitli olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. Çok teşekkürler. Turizmi konuşamadık ama size sözümüz olsun. Sizin grubun turizmde önemli adımları var. Onları da bir sonraki programda konuşuruz. Böylece 30 dakikanın sonuna geldik. Akşam 19'da ana haber bülteninde görüşmek üzere.